83 bin nüfuslu Konstanz, kendi ile aynı adı taşıyan Konstanz Gölü üzerinde yer alıyor. Konstanz Gölü'nde 3 ülkenin sınırı var. İsviçre, Almanya ve Avusturya. Konstanz şehri ise Almanya sınırlarında yer alıyor. Avrupa 2. Dünya Savaşı sırasında bombalanmadan etkilenirken Konstanz bombalanmamış. Bu nedenle çok iyi durumda olan şehrin sokaklarını gezerken freskolarla kaplı binalar göreceksiniz. Konstanz'ın adının Roma İmparatoru Konstantin'den geldiği iddia ediliyor. Hem Batı Roma hem de Kutsal Roma İmparatorluğu kentin tarihinde önemli bir yere sahip. 1414-1418 yılları arasında ise meşhur Konstant Konsili burada toplanmış. Konstanz Konseyi toplandığında binlerce din adamının yanında kente 3000 tane de hayat kadını gelmiş. Ünlü yazar Balzac bu durumu hikayelerinde hicvetmiş ve heykeltıraş Peter Lang de Balzac'tan aldığı ilhamla İmperia isimli bu heykeli yapmış. Bir elinde din adamını, bir elinde ise yöneticiyi tutan ve bütün şehirle dalga geçen bir hayat kadını. Konstanz'ı gezerken enteresan bir detay daha yakaladık. Zeppelin'in mucidi Ferdinand von Zeppelin işte bu şehirdenmiş. Yani Konstanz'da. Sahil parkında bunun bir heykelini görebilirsiniz. Daha protestanlık ortaya çıkmadan önce Katolik mezhebini eleştiren din adamı Jan Hus işte Konstanz Konseyi'nde alınan bir kararla bu şehirde yakılmış ve külleri Ren Nehri'ne savrulmuş. İsviçre, Almanya ya da Avusturya'dan kolaylıkla ulaşabileceğiniz konumdaki Konstanz, özellikle Zürih'e 1 saatlik yakınlığı nedeniyle birçok İsviçrelinin akınına uğruyor. Özellikle de düşük fiyatları nedeniyle İsviçreliler bütün alışverişlerini Almanya'nın en yakın kenti olan Konstanz'dan yapıyorlar. Eğer Konstanz videosunu beğendiyseniz diğer videolarımız için kanala bekliyoruz.